BGCC'den bir geri adım atıldı. Karşılıklı büyükelçiler. Şimdi Suriye'de olacak mı bilinmez. Ama tüm bu gelişmelerin gölgesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tura çıkacağı konuşuluyor. Bir körfez turuna. Tamamen maddi kaynak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ilişkilerin geliştirilmesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunacak. Kulislere göre seçim sonrası yatırımcı çekmek için çaba harcayan Türkiye, Körfez ülkeleri ziyaretleriyle 25 milyar dolarlık bir yatırımı çekmeyi hedefliyor. Ziyarete ilişkin ilk açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek ziyaret kapsamında iki ülke arasında bazı anlaşmaların imzalanmasının beklendiğini de söyledi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkileri Ağustos 2017 tarihinde kopma noktasına geldi. Nedeni Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mısır'da darbeyle yönetime gelen Sisi'yi desteklemesiydi. Zamanla azalan gerginliğin ardından 14 Şubat 2022'de Erdoğan ülkeyi ziyaret etti. 10 Haziran 2023'te de Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed El Nahyan Beştepe'de ağırlandı. İki ülke arasında 6 Şubat depremleri sonrasında da çeşitli makamlarca iletişim sağlanmıştı. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyarette bulunmuştu. Erdoğan'ın ziyaretinin 11-12 Temmuz NATO Liderler Zirvesi sonrasında olması bekleniyor. Ziyarette başta savunma ve ekonomi alanlarında ikili anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Erdoğan'ın Katar ve Suudi Arabistan'a gitmesi de bekleniyor. Şimdi zamlar tetikleme zamlar ya da tetiklesin tetiklemesin markette, pazar tezgahında gördüğümüz zamlar. Eninde sonunda benzine, mutfağa, mutfak tüpüne, oradan trene, dün konuştuk adı hızlı tren, hatta adı yüksek hızlı tren de bizdeki hızlı tren formatında çalışıyor. Enflasyon oranı hızını geçmiş gibi görünüyor. Cep telefonu var. Dolayısıyla zamların etki etmediği, hayatımızı zorlaştırmadığı neredeyse hiçbir alan yok. Bununla birlikte maaşlar aynı oranda artıyor mu? Yoksa hayat pahalılığı için her gün yeni bir sınav vermek durumunda mıyız? Herhalde ikisi, hem de büyük bir ağırlıkla. Türkiye yüzyılı şimşek etkisi derken hemen hemen her şeye zam geldi. Haziran ayında asgari ücrete gelen %34'lük zam ele geçmeden erimeye başladı. Zam üstüne zam bel büküyor. Bayağı bir sıkıntılı dönemler geçiriyoruz. Son bir ayda zam furyasından nasibini almayan ürün kalmadı. Un fiyatlarına %10 ile 30 arasında zam geldi. Una gelen zam simit ve ekmeğe yansıdı. İki ürüne de %50 zam geldi. Her zaman simit istiyor dışarıda da, evet. Zaten ancak simit alabiliyoruz. Mutfak tüpü de %8 ile zamdan nasibini alanlardan. Tütün ürünlerine gelen zam da son bir ayda 5 lira oldu. Cep telefonuna da %5 ile 30 arasında zam geldi. Biz batmışız zaten. Şehirler arası mesafeyi kısaltsa da yüksek hızlı tren artık %30 daha pahalı. O mesafeyi alacağım yeni arabayla kat edeyim derseniz de en ucuz otomobilin artık 556 bin lira olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bunların nasıl olsa saltanatı iyi. Her şeyleri dört dörtlük. Ve akaryakıt fiyatları. Benzinin litresine son bir ayda 5 lira 47 kuruş zam geldi. Motorine gelen 4 lira 37 kuruş zam da benzini izledi. Bu zamlara ters orantılı olarak sabit gelirlinin maaşı da adeta buharlaşıyor. Son 6 aylık dönemde asgari ücretlerin alım gücü de 2855 lira azaldı. Yani evde iki kişi çalışmamıza rağmen faturalara, bazı şeylere yetişmekte zorlanıyoruz şu an. ENAG yılın ilk 6 aylık diliminde enflasyonu %50.53 olarak hesapladı. Bu hesaba göre 8506 liralık asgari ücretin alım gücü Haziran sonu itibarıyla 5651 liraya düştü. 6 aylık kayıp 2855 lira. En düşük emekli aylığının alım gücü de 7500 liradan 4982 liraya geriledi. 12.500 lira olan en düşük memur maaşının alım gücü de 8.325 lira oldu. Asgari ücretlisi, emeklisi, memuru. Herkes kara kara ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyor.